bütün canlı mahlukatın ortak vasfıdır. Ortak sıfatıdır yaşamak, yemek, içmek, dinlenmek, dolaşmak, yorulmak, nefes alıp vermek. Ama insan hayatının gayesi, manası, davası, hedefi, amacı ne olmalıdır? İşte bütün mesele burada büyümleniyor. Burada kilitleniyor. Burası açılmadan, burası çözülmeden, burası anlatılmadan insan hayatının yeryüzündeki manası anlaşılamaz. Bugün dünyanın içine düştüğü kargaşanın, bugünkü dünyanın içinde bulunduğu sapıklıkların, çarpıklıkların, zulümlerin, terörün, anarşinin, isyanın, kavganın, belanın, musibetin, zulümlerin, ölümlerin, elemlerin temelinde işte bu husus yatıyor. Üzerinde durmamız gereken bu nokta, bu husus, bu mevzu oldukça önemlidir. İnşallah bugünkü dersimizde bu konuyu aklımızda kalacak şekilde fazla açılmadan, fazla dağıtmadan, fazla uzatmadan bu konuyu mümkün mertebe anlaşılır şekilde, anlatılır şekilde, aklımda kalacak şekilde toparlayabilirsek bugünkü dersimiz, sohbetimiz böylece Ezan-ı Muhammed'i okunana kadar inşallah devam etmiş olacak. Ve huve ala kulli şeyin kadir dedikten sonra ellezî halakal mevte vel hayate, hayatı da ölümü de, yani insanların hayata gelmesi ve hayattan gitmesi olayları bizzat Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla, kendi irademizle değil, kendi arzumuzla değil, kendi isteğimizle değil, kendi siparişimizle değil, bizi bu aleme getiren var, bu alemden alıp götüren var, istesek de kalamayız, istesek de olamayız, elimizde değil, gücümüzde değil, kudretimizde değil. İlahi kanunlar var, ilahi nizamlar var, ilahi yasalar var. Yeryüzüne geldiğimiz zaman her şey hazırlanmış durumdaydı, ayarlanmış durumdaydı, planlanmış durumdaydı. Ana rahminden dünyaya gelir gelmez, ana rahminden dünyaya çıkar çıkmaz, üzerimizdeki organlara göre bütün nimetler planlanmış, ayarlanmış, hesaplanmış durumdaydı. Ana rahminde o yavruya, o çocuğa, o cenine, o bebeğe akciğer takan Allah, biliyorsunuz akciğer diye bir şey var, akciğer diyoruz, o yavrunun vücuduna, iç alemine, iç organ dediğimiz akciğerleri takan Allah, o çocuk dünyaya gelir gelmez oksijeni hazır buluyor. Eğer o yavrunun içine akciğerleri Cenab-ı Hak verseydi de dünyaya geldiği zaman oksijeni, havayı hazır bulamamış olsaydı o yavru anında ölürdü. Demek ki muazzam bir ayarlama var. Muazzam bir planlama var. Kim o yavruya akciğer taktıysa yeryüzünde oksijeni de hazırlayan o. Muazzam bir denkleşme var, ayarlama var, bir tenasüp var, bir uygunluk var. Tezat yok, çelişki yok, yanlışlık yok. Ana rahminde insanlara iki tane göz, göz dediğimiz iki tane organ takan Allah, yeryüzüne geldikten sonra güneşin ışığıyla karşı karşıya geliyor. Eğer ana rahminde insanlara göz takılsaydı da dünyada güneş olmasaydı, siz söyleyin, o gözün bir anlamı, bir manası kalır mıydı? Demek ki gözü yaratan kimse, güneşi yaratan da olur. Akciğeri yaratan kimse, oksijeni yaratan da olur.
Yani dünya ile insan arasında, evren ile insan arasında muazzam bir münasebet var. Bir bağlılık var, bir ahenk var, bir düzgünlük var, bir bağlılık var. Bizzat Cenab-ı Hak hazırlıyor, yaratıyor, planlıyor. Dünyaya gelir gelmez her şeyimiz hazır hale geliyor. Yeryüzüne gelen çocuk, oksijeni böyle hazır bulduğu gibi rızkını da hazır buluyor. Anasının göğsünde daha evvel o kadın hamileyken, o çocuğa hamileyken, o kadının göğsünde bir damla süt yokken, doğuma yakın, o çocuk doğduktan sonra annesinin göğsünde iki tane süt çeşmesi kaynamaya başlıyor mu, başlamıyor mu? Süt de hazır oluyor. Bir uygunluk var, bir ahenk var, bir düzgünlük var. Bir çelişki yok, yanlışlık yok. O yavru dünyaya gelir gelmez annesinin göğsünde süt hazırlanmış oluyor. Muazzam bir münasebet var. Demek ki bir kudret bizi hayata getiriyor. Bir kudret bizi hayata hazırlıyor. Onun dışında bizim bir bizim arzumuz da olmuyor, isteğimiz de olmuyor. Bizim kendi siparişimiz de olmuyor. Bizim irademiz de olmuyor. İstesek de istemesek de böyle oluyor. İşte bunu fark etmek lazım. Sapıklığın temelinde bu var. Yanlışlığın temelinde bu var. Cahilliğin temelinde bu var. Katil olmanın, gafil olmanın, cahil olmanın temelinde bu var. Yeryüzüne nasıl geldiğini, niçin geldiğini adam düşünmüyor. Niçin yaşadığını, niçin insani bir hayata sahip olduğunu adam düşünmüyor. Eğitilmemiş, okutulmamış, öğretilmemiş, Kur'an'dan habersiz, İslam'dan habersiz, Allah'tan habersiz, Muhammed Mustafa'dan habersiz yetişmiş. Hayata mana veremiyor, yemek içmeye mana veremiyor, güneşe mana veremiyor, aya mana veremiyor, toprağa mana veremiyor, yeryüzüne bir mana veremiyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ Hepimiz Allah'ın koyduğu kanunlara mahkumuz. Hepimiz Allah'ın koyduğu esaslara adeta bağlıyız, bağımlıyız. Ayrı düşünmek, çözülmek, ayrı kalmak mümkün değil. Havasız yaşayamazsınız. Yeryüzünde en sağlıklı bir adam, en sağlıklı akciğer dediğimiz organa sahip olan bir adam, havasız kaldığı zaman en fazla 6 dakika yaşama şansına sahip. Ondan sonra ölüyor. Ölmemek mümkün değil. Elimizde değil. İlahi kanunun pençesi altındayız. Özgür olmamız, irade sahibi olmamız, hayata gelmemizi ve hayattan gitmemizi engellemiyor. Elimizde fazla bir şey yok. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Hesaplı olmak lazım. Ayarlı olmak lazım. İyi düşünmek lazım. İşte şimdi hayatın manası. İnsan hayatının ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini ayetin devamından öğreneceğiz. Yeryüzündeki bütün mahlukatın, yaratılmış bulunan bütün varlıkların, mahlukların içinde insanın yeri ayrı, insandan daha önemli, daha değerli, daha duyarlı, daha şerefli, daha kıdemli, daha muhterem, daha mükemmel, daha muhteşem bir varlık yok. Bütün dünya bunu kabul ediyor. İnsandan daha önemli varlık bulamazsınız. İnsandan daha değerli varlık bulamazsınız. Allah'tan sonra yeryüzünün en kıymetli, en cevherli, en değerli, en duyarlı, en tutarlı, en dengeli, en güzelli, en müstesna varlığı insandır.